Cemre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş buldum. Yoktun uzun zamandır. Evet, yoğun çalışıyordum birazcık. Öncelikle sana şey sorayım. Bekar mısın? Bir sevgilin var mı? Bekarım abi. 2 hafta önce ayrıldım. Tamam. Yüzüne vurmak gibi olmasın. Falan da yok. Bekarım abi şu an. Ben bekarım. Ben bekarım. Bekarım. Bekarsın tabii. Bugün ne yapacağımızı biliyor musun? Bugün ne yapıyoruz abi şimdi tam olarak? Ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorum ama linç yemek istemiyorum. Her ne yapacaksak. Sanırım video izleyeceğiz. Evet, bugün video izleyeceğiz ama ne videosu izleyeceğiz? En sevdiğim platformun videolarını izleyeceğiz. TikTok videolarına yorum yapacağız. Ama nasıl TikTok videolarına? Çiftlerin TikTok videolarına yorum yapacağız. Ya genel olarak evli çiftlerin tabii tamam. ki. Tamam. Ama gençler de var bunların da hani. Tamamdır. Sevgili olanlar falan. Hazır mısın? Tamam, hazırım abi. Evet, hazırım. Ne kadar hazırsın? Bir miktar hazır sayılırım. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Boğazı hiç durmaz. Eve gelir hemen dolapları açar. Eyvahlar olsun. Abi biz ne ara geldik böyle bir döneme ya? Biz nasıl talihsiz bir dönemde büyüdük, doğduk? Bu nedir ya? İyi, ayağında bebek çorabı var bir de. Tatsız. Bu Kimin Kocası Bu serisini niyeyse seviyorum. Böyle şey, bazen sabahları kalkıyorum ve kafamın içinde bu şarkı çalıyor. Öncelikle ben bu çifti biliyorum, izliyorum videolarını. Bu tam benim yapabileceğim bir hareket. Ben de kocamı kaldırırdım öyle, sallardım. Güzel bir yorumlama olmuş bu konsepte. Bence yeni bir çığır açmış. Eğer bir gün sevgilim olsa, erkek arkadaşım, eşim, gerçekten bu uyarlamayı yapacağımı size temin edebilirim bu videoyla. Sevgilim sevirem, gizletmirem ki. Gedirem hem işeli getmirem ki. Ağlam, ağlam, yadlar seviner. Anam işiter, gel bizimle. Kovuşmasak seninle birbiri. Bu adam herhalde bakkalı soymuş. Bakkal açılır bunlar. Sevgililer gününde ufak böyle hediyelik bir şey alsa çok makul olmayabilir ama kız şu an ailesiyle, komşularıyla, herkesle birlikte bunları paylaşabilir. O yüzden hediyenin faydasına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Keşke bir erkek arkadaşım olsa da bana böyle hediyeler yapsa diyorum. Bir markaya da kanalize olmamış bu kişi. Birçok markayla birlikte çalıştığı için gerçekten çok samimi söylüyorum, bir emek de var bunun üstünde. Ciddi bir yatırım var orada. Büyük ihtimal toptancı bu arkadaş. Twitter'da bazı yorumlar şeydi yani, en çok adamın dizmesine düştük biz falan. Ama en altta kalan marka sıkıntı yaratabilir bunu. Sevgililer günü kutusu gibi bir şey herhalde. Ya da bir bok yedi. Onun üzerine bayağı büyük bir bok yemiş gibi. Biri sana böyle bir paketle gelse düşer misin? Çikolatalar varsa sadece okey. Cif enerji içeceklerini çıkartıyorum. Bayağı prodüksiyon yapmış yalnız. Sadece kaç para harcadığını merak ettim şu an bu kadar ürüne. Eliyle değiştiriyor. Saçma. İşte buna da sanıyorum ki seven erkek sahiplenmesi tutuşu deniliyor. Güzel, sürpriz sonla biten bir video olmuş. Yani şimdi bu TikTok iki şekilde değerlendiriliyor günümüzde aslında. Öyle diyen de var. Sosyal mecraların kanseri diyen var. Ben buna katılmıyorum. Benim için TikTok muazzam bir akımdır. Ekspresyonizm akımı gibi. Böyle dışa vurumcu bir akım bu. Yani doğayı olduğu gibi temsil etmek yerine duyguların ve iç dünyanın ortaya çıktığı, insanları rahatlatan muazzam bir akım bence. Kafa kavurma bayağı TikTok'ta bu sıralar popüler sanırım. Öyle mi? Evet, bayağı. Başka videolar var mı böyle? Var, evet. İlk nereden çıktı acaba bu kafa, yani boyun kırma hareketi evet. aslında? Herhalde çok aksiyon filmleri mi izliyorlar? Olabilir, evet. Ben yapımcıları göreve davet ediyorum. Bundan neden? Bir dizi yapsınlar. Bunun devamı gelsin yani. Çok güzel. Çok etkilendim ben. Bunları anlamıyorum ben mesela yani. Bir şey oluyor ilk şeyde. İlk anda bir şey oluyor. Sonra evet. ikinci anda çok farklı bir şey oluyor. 3, 4, 5 böyle gidiyor yani. Sürekli
sürekli gidiyor. Mesela bunları anlayamıyorum çok hani. Yani nerede yakalamam lazımdı? Erkeği mi koruyor? Erkek kızımı koruyor? Sonradan gelenler kimi koruyor? Ne yapıyor yani? Hiç anlamadığım videolar bunlar. Ya. Bilmiyorum, benim herhalde zekam yetmiyor. Onu anlamaya çok... çok Amerikan dizisi izlemiş ama ya. Bu no yok. Bu ne? Şey bayağı kasmış senaryo için de. Bir şey junior olarak bir senaristin yanına falan verin. Güzel öyle çalışır yani. Az kendi geçirmesi lazım bu yani. Sevgilinizin yanından bir saniyeliğine telefonla konuşmak için ayrılırsanız kafanızı çevirip kırabilirler falan. Ama kendi kendine yapmak için çok zor bir hareket değil mi ya? Yapayım mı şimdi? Ha kız öpücük gönderiyor. Aa, abi hiçbir şey anlamadım. Bunu ben de deneyeyim ya. Bekir'le falan bir bilek güreşi yapalım. Arada öpücük göndereyim. Yenerim bak o zaman. Çiftlerin 2020 senesinde gerçekten ilişkilerdeki güç kavgasını mı temsil ediyor? Çok şu an bu konuda emin değilim. Bu kadar basit ya. Gerçekten aradığım ilişki bu olabilir ya. Kadın olarak hem cinslerim çok tehlikeli, erkekler çok dikkat edin. Hadi hayırlı işler olsun. Aslan kocam. Saatini al, öyle git. Oğlum olma. Hadi. Ne oluyor şimdi? Allah. Savaşa gönderiyor galiba ablamız. Ben de bir gün evlenirsem eşimi böyle yollayacağım işe. Döve döve. Allah'a emanet deyip ensesine mi vuracaksın? Yani burada konu mesela şey, ilişkinin biraz da tokalaşma üzerine kurulduğunu anlıyorum böyle. Ayrı bir samimiyet var değil mi orada? Evet evet tabii ki. Yani ben mesela çok böyle 20 yıllık bir arkadaşımla bu samimiyeti yakalayamıyorum mesela. Evet. Evlilikte bunlar önemli işte bence. Ben böyle ilişkiler olduğunu düşünmüyorum şu an. Ya inşallah sadece TikTok için çekmişlerdir bunu. Yani yoksa boşanma sebebi. Yani enseye tokat mı? Bu bir. İkincisi şu normal hayatta da gerçekten kafa tokuşturma işini anlamıyorum. Arkadaşlar öpmek istemiyorsanız kafa da tokuşturmayın. Boğa mısınız siz? Bu ne öyle? Yok ama yani kıza burada tavsiyem var. Kocasına öyle davranmasa ya. Ben adamın yerinde olsam 50 kere boşamıştım şimdi. Bilmezler nasıl sevdik aşkım. Bilmezler nasıl yandım. Hani durmaz dönerdi dünya. Oha bu çok yaratıcı ya. Valla kasiyer olsam, sevgilim olsa aynısını yaparım. Paha biçilmez. Yukarıda da 0 TL yazıyor. Biri bana böyle bir şey yapsa yüzüne kapatırdım telefonu. İşte bir sevgiliye verilebilecek en büyük hediye bu. Paha biçilmez yani. Allah'ım sana geliyorum. Tansiyon hali. Ya yerim ben sizi. Avrat mı? Bir şey söyleyeceğim. Yaşlara karşı zaten benim bir sempatim var yani. Çok tatlı oluyorlar da. TikTok'ta bazen böyle görünce işte çocuklarıyla falan şaka yapan amcaları falan. Çok hoşuma gidiyor ama ben ilk defa böyle çift olarak izledim. Ben tuttum ya. Yalnız amca da çok çakal. Nasıl kandıracağını biliyor. Pasta gitti. Bütün bence sizdeki herkesten komik bu çocuk. Gerçekten ben bu şarkıyı çok seviyorum. Ve en ufak bir şey karşılamıyorum. Tekrardan baştan başlatıyorum. Bu şarkı varsa zaten ben de varım bu videoda. Şey ben arabalı falan yapmadıkları için beğenmemiş olabilir mi pastayı çocuğum? Olabilir. Bunlar damalı çoraplı TikToker'lar. Herhalde linç yiyebilir. Neden peki yerden alırken böyle bir şey yapıyor? Kızı bir kepçe olarak. Evet. Kızın da nedense bundan mutlu oldu. Evet. Hiçbir ilişkimde uygulamadım böyle bir şey. Gerçekten denemedim hiç.
Abi çok kötü bu. Bu gerçekten kötü. Burada aslında deney yapıyorlar sandım ilk. Yer çekimine nasıl karşı geliriz deneyi. Atsa ama video daha eğlenceli olurdu. Keşke atsaymış. Sen düşünür müsün? Bilmiyorum. Karşımdaki partnerime de... Ben de TikTok'tayım ve bir partnerim var benim de. Bilginiz olsun, hani çekiyorum bir şeyler gibi. Çoğu kişi bunu güven testi olarak yorumladı. Güven testi? Bak işte hiç. Ya sevgilim yok ki, o yüzden hiç öyle bakamıyorum. Hiç öyle bakamıyorum. Ben burada olsam Suya kesin bırakmıştım ya. Benden gerçekten sevgili olmaz şu an, onu anladım izledik. Yılan şeklinde mutant çıktı ve adam bunlara böyle arkadan tekme atarak öldürebileceğini sanıyor. Yine ilginç videolardan bir tanesi. Yine bir koreografi kullanılmış burada da. Ama bence abi daha çok korkuyordu şeyden. Hanımefendi. Ben böyle videolardan çok etkileniyorum. Kendimi kadının yerine koyuyorum falan böyle. Acaba ne yaparım ya da böyle bir şey yapabilir miyim falan filan diye düşünüyorum açıkçası. Kimsenin dizine de ayağımı koymam, ne bileyim, gerek yok böyle şeylere. Bir de o yapma gülü her an yanında mı taşıyor acaba? Ya şeylere çok tutuluyorum bu. Özellikle TikTok videolarındaki arka planda çalan bu müzikler çok ilginç yani. Hani böyle daha tekno mekno bir şeyler konulsa daha eğlenceli olabilir ama böyle çok duygusal şeyler koyuyorlar ya, çok ilginç hissediyorum kendimi yani. Böyle duygusal melankoli arasında gidiyorum ama video gerçekten çok kötü bu arada. Abi bunlar çok hoşuma gidiyor benim ya. İnanılmaz saçma, aşırı absürt ama. Bir de bu jenerasyonun böyle yeni nesile ayak uydurma çabası böyle biraz sempatik de duruyor, geliyor bana. Güzel ya, çok tatlı bunlar. Ya şu gençlerin yaptığından çok daha güzel bence. Ya bu mesela bu dama çoraplı kızlardan biri yapsaydı. Şu an bayağı bir şey söylerim ama amca çok şeker. O yapınca tatlı oluyor. Güzel, egzersiz oluyor böyle yaşlı amcalar için bu TikTok videoları bence. Çok tatlı yaşlılar. Gerçekten sempatim aşırı fazla çocuklara ve yaşlılara. Şey var mesela, hani herkes işte böyle yaşlı, onlar işte ununu eleyip eleğini asmıştır edası. Hep bir öyle bir yaklaşım vardır, ön yargı. Ama bilmiyorum, belki de benim çevremdekiler öyle sadece. Bu çok şeyler, hani inceler, işte romantikler. Kendi yaşadıkları döneme göre çok romantikler bence. Şimdikilere taş çıkartırlar ya. Bunu da tuttum. Bunu da anlamıyorum. Niye donuyor? Nasıl donabiliyorlar? Bizim O Ne Diyor'da da böyle birkaç videomuz var yalnız. Çok güzel bir şey. Donmak. Bu ekoli ilk biz çıkartıyorum. Gerçekten ben çok etkileniyorum böyle videolarda. Neden bilmiyorum ama bekarım diye herhalde. Helal olsun sana be. Helal olsun ya. Sevdiğinden adam gibi adam be. Adam gibi adam. Sevdiğinden vazgeçti. Helal olsun ya. Bu ineklerin hayatına renk gelmiş videoda. İlk defa böyle bir şey görüyorlar herhalde. TikTok'ta ilgili çok böyle olumsuz yorumlar yapıyorlar. Ben onlara katılmıyorum öncelikle. Özellikle mesela kırsal bölgede yaşayan insanların bir eğlence aracı var. Bu çok güzel bir şey bence. Görüyoruz mesela, insanlar eğleniyor, eşler eğleniyor, çocuklarıyla birlikte eğleniyor. Bence çok güzel bir şey yani. Bu kadar olumsuz yorum yapmalarının da bir anlamı yok. Katılmıyorum hiçbirine. Yine koreografili güzel bir videoydu bence. Ya bu şey güzel aslında ya. Yani böyle... Yani bunu mesela farklı kanallarda yapamıyoruz yani. Yapamayız herhalde yani. Böyle bir platformun olması bence güzel. İnsanlar böyle kendi sosyal alanlarını yaratıyor biraz aslında. Aynen öyle. Tabii sonunda fenomenlik falan da geliyor bir şekilde. Güzel bir video. Ve her şey stabil oldu artık. Facebook, işte aynen. YouTube'dakiler, YouTube'dakiler gibi. TikTok kendi mecrası. Tabii. Yani bunu çünkü şeye atsa, büyük ihtimal Instagram'ına atsa, yani bütün sülale soy ağacı hani bir sıkıntı yaratır büyük ihtimal buydu. İnekleri niye sağmadan TikTok çekiyorsunuz ya da story çekiyorsunuz diye tartışma evet. Çıkabilir ya. We're just friends. So don't go loving me with that open your eyes. Kendisine fındık kıran diyebilir miyiz?
Yani kocalarımıza böyle şeyler yapmayalım. Gerek yok. Sağlam olsun her yeri. Bu kız bu çocukla evlendiyse geçmiş olsun, çocuğunuz olmayacak sizin artık. Ya sen kendi geleceğinle oynamışsın yani. Ben bazen bu yaş grubunun çektiği videoları görüyorum. Hatta geçen şahit oldum dışarıda eve giderken. Farklı bir mizah anlayışları var. Hangi evrende geçiyor bu mizah anlayışı çok anlayamıyorum ama. Benim izlediğim her bir TikTok videosu Rick and Morty'nin herhangi bir bölümü olabilecek kıvamda. Olabilir. Those eyes open cause I can't forget to fall asleep. The dark seats dark. Çok iyi bak, bu yaratıcı bir video mesela benim için yani, çok güzel yani. Mükemmel. Bence de müthiş fikir ya, ben bu bayıldım. Gerçekten mükemmel bir fikir ya. Bak böyle videolar çoğalabilir, izlenir, izletir, fenomende olursunuz arkadaşlar. Ama güzel kurgu yapmamız lazım işte bundan. Evet. Evet Cemre, izledin, neler düşünüyorsun? Kimisinin siniri bozuluyor, gülüyor ya. Ben böyle çoğunu izlerken, böyle kendi adıma utanıyorum izlerken. Ama tabii yani hakkına yemeyeyim, çok sempatik olanlar da var. Özellikle mesela ben yaşlıların yaptıklarını çok daha fazla beğeniyorum. Kaliteli diyemeyeceğim hiç. Konsept olarak güzel. Yani, fikirleri beğendin mi? Ya çok benim tüketebileceğim fikirler değil açıkçası yani. Hani evet. Yani bir sevgilim olsa mesela asla TikTok'a girmeyeceğimi artık düşünüyorum. Gözlerim kanadı. Buradan çıkınca gerçekten göz doktoruna gideceğim. Yani şakası bir yana da hani ne bileyim ya, düşüncelerim yok. Hani arada iki tanesi falan belki çekersem yalandan. Şu an gönlü olsun diye çekerim. Onun dışında yok arkadaş. Ona hiçbir kuvvet bunları çektiremez yani. Yani eşin gelse dese bu TikTok videoları çekeceğiz. Feriştah gelse hayır yani şu an. Peki önceden evlilik hakkında ne düşünüyordun? Şu an evlilik hakkında ne düşünüyorsun bu videolardan sonra? Abi önceden kesinlikle evlenmem diyordum. Bu videoları izledikten sonra hemen evlenmek istiyorum yani. Böyle videoları çekilmek için değil mi? Yani eve geldiğinde beni kaldıran böyle bu benim kocam falan diyen biri olsa insan iyi hisseder yani. Hepimiz sevilmek istiyoruz sonuçta. Ben artık evlenmeyi düşünmüyorum sanırım. Evlilik böyle bir şeyse yani, TikTok çekmek ise bu şekilde. Videolardan önce peki sıcak mıydın en azından bu evet. Konuya? Gelinlikle hayaller kuruyordum. Evlilik hakkında düşünmüyordum ama bu videolar itibariyle düşünüyorum, düşünmeye devam edeceğim. Beni TikTok'ta bulabilirsiniz. Çünkü çıktığım an itibariyle hemen TikTok hesabı açacağım ve takiplerinizi bekliyor olacağım. Yani evliliğe daha hevesli hale geliyor muyum bu videoları izlerken? Gerçek hayatı yansıtan, gerçek evlilikleri yansıtan videoları izleyince evet geliyor mesela. Atıyorum çocuklu aileler vesaire. Daha böyle bir evlenmek istiyorum tabii ki de. Tutki evlendin. Evet. TikTok hala hayatımızda. Bu videoları çeker miydin bu tarz videoları? Asla çekmem. Öyle mi diyorsun? Asla çekmem. Kocamın böyle bir talebi olursa da ertesi gün giderim adliyeye, boşanma davası açarım. Bunu o kadar net söylüyorum ki asla. Şiddetle karşısın. Ama bakın karşısın. TikTok'u seviyorum, izliyorum, kafamı dağıtıyorum. Belki de yani biriyle ilişkiye başlayacağım zaman TikTok hakkında ne düşünüyorsun diye bir sorarım. Bir yemlerim diyorsun. Aynen. Bu videolar evliliğe bakış açını değiştirdi mi? Değiştirdi kesinlikle. Böyle bir evlilik zor olabilir. Yani zor Tutki olabilir. Evlendin. Böyle bir ilişki de zor olabilir. Böyle bir arkadaşlık da zor olabilir kesinlikle. Yani. Hani. Peki Tutki evlendin bir gün. Aşırı aşıksın, çok seviyorsun. Hı-hı. Ve eşin dedi ki Ferhat TikTok videoları çekmemiz lazım. Ne dersin? Yani bir karşı çıkmam ama bir konseptinde beni de oynatmasını isterim. Kimin kocası bu? O videoda kesinlikle oynamak isterim yani. Peki buradan TikTok severlere ve TikTok'ta video çeken kişilere ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Yapılan olumsuz yorumlara kesinlikle kafayı takmasınlar. Kendileri gerçekten zevk alıyorsa buna devam etsinler bence. Çünkü insanların özellikle bu son dönemlerde kafalarını dağıtacağı bir şeylere ihtiyacı var. Bunu da bence TikTok'la sağlayabileceklerini düşünüyorum. Bence devam etsinler ya, güzel bir platform. Ama şey açısından güzel mesela, eğlenceli yani böyle. Konseptler çok eğlenceli bir kere. Hani biraz daha yaşı büyük olan şeyler, abilerim, ablalarımın hani çektiği videolar biraz daha güzel bence. Hani onlar açısından güzel. Çok bizim jenerasyonda olmadıklarından dolayı hani oraya ayak uydurmaları bence güzel, hoş bir şey. Eğleniyorlar. Ama genç arkadaşların yaptıkları biraz şey yani, zorlayıcı videolar yani. Hani. İzlemesi aşırı keyifli değil de izlerken aşırı zorlandığımız videolar. Biraz o konsepte giriyor ama aralarında güzel olanlar da var.
sevgiye dair, aşka dair, paraya dair. Aynen. Yani insanlar için iyi bir platform ya da bir uygulama hani. Kötü bir platform diyemem bu arada. Saçma bir platform da diyemem. Ya eğlence platformu öyle düşünüyorum. Bir sosyal mesaj verme çabasına da girmesine gerek yok insanların. Sadece eğer gerçekten TikTok üzerinden fenomen olmak istiyorsanız ya da böyle işte çok izleneyim falan diye bir düşünceniz, isteğiniz, arzunuz varsa. Bir, gerçekten kurgusunu güzel yapın. Yani senaryosunu güzel yazın. İki, yani böyle saçma müzikli yerine böyle diyaloglu yazın. Bence kendi şahsi fikrim bu. Diyaloglu videolar daha çok top'tır diye düşünüyorum. Benim için en azından öyle. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür tamam, ediyoruz. Peki, ben teşekkür ederim. Başka videolarla görüşmek üzere diyorum. Tamam. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.